Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 8. sınıflarımızda okutulan Peygamberimizin Hayatı dersimizin 1. ünitesini işleyeceğiz. Konumuz Peygamberimizin Medine yılları. Peygamber Efendimizin çocukluk ve gençlik yılları, Mekke yılları ve hicret, Medine yılları ve bir hadis öğreniyorum konuları bu dersimizin içeriğini oluşturmaktadır. Hadi başlayalım dersimizi öğrenmeye. Değerli arkadaşlar, Peygamberimiz 20 Nisan 571 tarihinde Rebiülevvel ayının 12. gece Hicri takvime göre Mekke'de dünyaya gelmiştir. Babası Abdullah Kureyş kabilesinin Haşim oğulları soyundan Abdülmuttalib'in oğludur. Annesi yine Haşim oğulları kabilesinin Zühre oğulları soyundan Vehb'in kızıdır. Peygamberimizin babası daha doğmadan vefat ettiği için peygamberimiz yetim olarak dünyaya gelmiştir. Peygamberimizin çocukluğu döneminde Mekke'de yeni doğan çocuklar iklimi daha uygun yerlerde sağlıklı büyümeler için ve konuştukları Arapçayı yalın bir şekilde öğrenmeler için süt annelere veriliyordu. İşte Peygamberimiz de Halime adında bir süt anneye verildi. 4 yıl boyunca süt annesi Halime ile birlikte yaşadı. Peygamberimizin 3 tane süt kardeşi vardır. Şeyma, Abdullah ve Yüneyse. 4 yaşından itibaren süt annesi Halime peygamberimizi annesine teslim etmiştir. 6 yaşındayken annesi Medine'ye peygamberimizle Ümmü Meymen'le birlikte gitmiş, akrabalarını ziyaret etmiş, peygamberimizin babasının mezarını ziyaret etmiş, ancak dönüş yolunda Ebu Bağ'da rahatsızlanan amine vefat etmiş ve oraya defnedilmiştir. Dadısı yardımcısı Ümmü Meymen de peygamberimizi alarak dedesi Abdülmuttalibe teslim etmiştir. 6 yaşından 8 yaşına kadar dedesi Abdülmuttalip ve ninesi peygamberimize bakmışlardır. Dedesiyle geçen 8 yıl boyunca dedesi onun öksüz ve yetim hissiyatına kapılmaması için en güzel şekilde yetişmesi için elinden gelen gayreti göstermiştir. Dedesi Abdülmuttalip elbette torunu peygamberimizi Muhammed'i ismini verdiği Muhammed'i çok seviyordu onu koruyordu. Kabe'ye giderek Rabbine dua etmiş ve ismini Muhammed koymuştu. Yerdekiler ve göktekiler onu övsün diye. İşte Hazreti Abdülmuttalip değerli arkadaşlar vefat edeceği sıralarda Hz. Muhammed'i oğlu Ebu Talip'e teslim etmiştir. Yani artık Peygamberimiz amcasının yanındadır. Peygamber Efendimiz 8 yaşından 25 yaşına kadar amcası Ebu Talip ve eşi Fatıma'nın yanında kalmıştır. Peygamberimiz çocuk yıllarında amcası bu Talib'in ev işlerinde, ticaret işlerinde yardımcısı olmuş. Onun davarlarını otlatmış. Onunla birlikte Şam'a ticari seyahatte bulunmuştur. Ayrıca gençlik yıllarında Zübeyir ve Abbas amcalarının yanında da ticaret hayatını öğretmiş ve ticaretle uğraşmıştır. Unutmayın peygamberler de bir insandı. Bizler gibi doğar, yaşar, çalışır ve vefat ederlerdi. İşte peygamberimiz dünya işleriyle de ilgilendi 40 yaşından itibaren peygamberlikle birlikte insanlara İslam'ı tebliğ etti. Ficar savaşları. Değerli arkadaşlar, Araplar kendileriyle 12 ayın 8 ayında kabileler arasında savaşlar yaparlarmış. Ancak 4 ay varmış ki bu aylarda savaş yapmak yasaklanmış. Şayet bu aylarda savaş olursa buna Ficar savaşları denmiş. Hangi aylardır bu? Zilkade, Zilhicce... Muharrem ve Recep'tir. Bu aylarda savaşmak cahiliye döneminin Arapları tarafından yasak kabul edilmiştir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mekke'de yapılan son ficar savaşına 20 yaşında katılıyor ancak savaşmamıştır. Yalnızca atılan okları toplayıp amcalarına vermiştir. Fudul Erdemler topluluğu Sevgili arkadaşlar Hazreti Muhammed Ficar savaşından sonra kurulan Erdemliler topluluğuna amcasıyla birlikte derhal katılmıştır. Niçin kurulmuştur bu topluluk? Amacı nedir? Cahiliye döneminde güçlüler zayıfları eziyordu. Zalimler mazlumlara zulmediyordu. İşte güçlü kabilelerin zalimce davranıp zayıfları ezmelerine engel olmak, toplumsal adalet sağlamak için bir grup insan hılfül fudulu yani erdemler topluluğunu kurmuş ve mazlumları korumaya çalışmıştır. Peygamber Efendimiz 25 yaşındayken Hazreti Hatice ile evlenmiştir. Peki Hazreti Hatice ile ne oldu da evlendi? Çünkü Hazreti Hatice ticaretle uğraşan zengin bir kadındı. Ahlakı ve iffetinden dolayı Tahire lakabı verilmiş ve eş öldüğüne dolayı duldu. Peygamberimizin değerli arkadaşlar Hazreti Hatice'nin ticaret kervanını Suriye'ye götürmesi, orada ticaretle mallarını satması, kar elde etmesi ve burada dürüst davranması ve kazandıklarını Hazreti Hatice'ye olduğu gibi vermesi Hazreti Hatice'nin emin olan Muhammed'e aşık olmasına vesile olmuştur. Ve Hazreti Hatice'nin teklifiyle peygamberin 25 yaşındayken Hazreti Hatice de 40 yaşındayken evlenmişlerdir. Bu evlilikleri 25 yıl sürmüştür değerli arkadaşlar. Bu evliliklerinden iki erkek çocuk, dört tane de kız çocuklar dünyaya gelmiştir. Peygamberimizin değerli arkadaşlar bir de Hazreti Maria'dan İbrahim adlı oğlu vardır. Doğumadan babasını kaybeden, 6 yaşında annesini kaybeden, 8 yaşında dedesini kaybeden peygamberimizin bu 7 tane çocuğundan Hazreti Fatıma hariç 6 tanesi de kendisinden önce vefat etmiştir. Çocukların isimleri erkek olanlar Kasım, Abdullah ve İbrahim'dir. Zeynep, Rukiye, Mügüsün, Fatıma da kız çocuklarıdır. Kabe hakemliği. Kabe Müslümanlar için kutsaldır. Hazreti Adem'in Allah için yaptırdığı ilk mabettir. Daha sonra Hazreti İbrahim ve İsmail'in yeniden inşa ettiği Kabe, müşrik Arapları tarafından putlarla doldurulmuştu. Zamanla yıkılan sellerle yok olan Kabe, Araplar tarafından yeniden yapılmak isteniyor. Ve gerçekten de yapıyorlar. Ancak Hacerül Esvet taşı konusunda anlaşmazlığa düşüyorlar. O taşı kimin koyacağı hususunda, o şerefe kimin nail olacağı konusunda Kabe hakemliğine başvuruyorlar. Kabe hakemliği işte bir kişinin Kabe'ye ilk gelecek kişiye güvenmesini istemesi, onu hakem tayin kabul etmesi insanlar tarafından kabul ediliyor. Ve sevgili arkadaşlar Peygamber Efendimiz o kapıdan girdiğinde herkes Emin geliyor, Muhammed geliyor diye sevinmiştir. Peygamberimiz hırkasını yere seriyor, taş üzerine koyuyor. Bütün kabilelerden herkes bir ucundan tutuyor. İşte şuradaki Hacerül Esret taşı tam yerine konulurken Efendimiz onu yerine yerleştiriyor. Böylece anlaşmazlık savaşa dönüşmeden barışla sona eriyor ve Peygamberimiz de Kabe hakemliğiyle ün yapıyor. Çünkü Peygamberimiz vermiş olduğu kararlarda asla taraf tutmaz, adil kararlar verirdi. Hiç kimseye haksızlık yapmazdı. O yüzden Efendimiz kendi elleriyle bizzat yerleştiriyor, iç savaşı önlüyor ve o günden günümüze kadar da hacer Esvet taşı yerinde duruyor. Hacca ve Umriye gidenler buradan hacer Esvet taşını selamlayarak Kabe'nin etrafında 7 defa dönerler. Böylece tavaf yapmış olurlar. O emindi, Muhammedül emindi, güvenilirdi değerli arkadaşlar. Niçin? Hz. Muhammed dürüstlüğü ve güvenirliğiyle yaşadığı toplumda herkes tarafından takdir ediliyordu. Asla yalan söylememişti, asla emanete ihanet etmemişti. O yüzden Peygamberimizin en güzel isimlerinden birisi Muhammedül emindir. Peygamberimizin 622 yılına kadar hayatı Mekke'de geçmiştir. 622'den itibaren ise Medine'de Peygamberimiz yaşamıştır. 571'den 610 yılına kadar Peygamberlik henüz gelmemişti. Peygamberlik 40 yaşında geldi. Dolayısıyla 610'dan 622 yılına kadar Mekke'de Peygamberimiz İslam'ı tebliğ etti. Peygamberler insanlar arasında seçilir. İlk vahi Mekke'de bulunan Nur Dağındaki Hira mağarasında Kadir gecesi. Cebrail tarafından getirilen Alak suresinin ilk beş ayetidir. İkrak diye başlayan ayetler peygamberimizin artık son elçi olduğunu bizlere bildirmiştir. Tabi bu olağanüstü durum karşısında peygamberimiz heyecanla evine gelmiş. Yatağına yatı beşine beni örtünüz diye durumu Hazreti Hatice'ye anlatmıştır. Hazreti Hatice de din adamı olan amcaoğlu Varaka bin Nefel'e götürmüştür. Baraka bin Neffel İncil okuyan peygamberimizin geleceğinden haberi olan bir din adamıydı. Dolayısıyla o Hazreti Musa peygambere gönderilen Cebrail'in kendisine geldiğini ona bildirerek müjdelemiştir. Peki vahiy nedir? Vahiy sevgili arkadaşlar, bizleri yaratan Allah'ımızın peygamberlere iletmek istediği mesajlarını doğrudan doğruya Cebrail ile bildirmesidir. Allah işte Kur'an-ı Kerim'i Cebrail vasıtasıyla peygamberimize bildirmiştir. Buna vahiy denir. Peygamberimiz de bu vahiy insanlara anlatmıştır. Buna da tebliğ denir. Dolayısıyla ilk vahiy Cebrail tarafından 610 yılının Ramazan ayının Kadir gecesinde Mekke'de bulunan Nur Dağı'ndaki Hira mağarasında indirilmiştir. İlk vahiy Alak suresinin ilk beş ayetidir. Yaratan Rabbin adıyla oku o insan alaktan yarattı. Oku senin Rabbin en cömert olandır. O kalemle yazmayı öğretendir. insana bilmediğini öğretendir şeklinde peygamberimize gelmiştir. Vahiy 3 yıl boyunca gizli yapılmıştır. Ve bu gizli dönemde İslam'a girme şerefine nail olan kadınlardan eşi Hazreti Hatice olmuştur. Erkeklerden en yakın arkadaşı Ebu Bekir Sıddık olmuştur. Çocuklardan yeğeni Ebu Talib'in oğlu Hazreti Ali olurken, hizmetkarı Zeyd bin Harise de azatlı kölelerden ilk Müslümanlar olarak tarihe geçmişlerdir. Evet. 3 yıllık gizli davet döneminde değerli arkadaşlar peygamberimiz İslam'ı en yakınlarından başlayarak gizli gizli anlatmaya başlamıştır. Peygamberimiz bir süre sonra insanlar artık Allah'ın emriyle açıktan davet etmeye başlamıştır. O yüzden ilk 3 yıla gizli davet dönemi ardından gelen döneme de açık davet dönemi denir. Bu dönemde Müslümanlara, Müslüman olanlara çok ağır işkenceler yapılmış. Ama Müslümanlar ve Peygamberimiz asla hak bildikleri Allah'ın son din İslam'dan vazgeçmemişler. Müslümanlar da son Peygamberimizi yalnız bırakmamışlar. Hiçbiri dininden dönmemiştir. Peygamberimize çeşitli tekliflerde bulunmuşlar. Amca Sebu Talib'e gelmişler. Onu öldürürüz davasından vazgeçsin demelerine rağmen Peygamberimiz kararlı tutumunu bakın nasıl belirtmiştir. Sağ elime güneşi, sol elime ayı verseniz yine de bu davadan vazgeçmem.'' ve amcası Ebu Talip de ömrünün sonuna kadar peygamberimizi müşriklere karşı korumuştur. Ve Habeşistan'a hicret günümüzde Etiyopya sınırları içerisinde bulunan devletin ismi Habeşistan'dı. 615 ve 616 yıllarında Peygamber Efendimiz Müslümanların Habeşistan'a hicret edeceklerine izin vermiştir. Dolayısıyla ilk hicretler Habeşistan'a gerçekleşmiştir. Çünkü oranın kralı Necaşi Müslümanlara çok iyi davranmıştır. Mekke'li müşriklerin Müslümanları geri istemesine rağmen onlar geri vermemiştir. 615 yılında ve 616 yılında iki kez Habeşistan'a hicret olmuştur. İslam'ın yayılması, Müslümanların sayısının artması Mekke'li müşrikleri kudurtmuştur. Onlar 617 ile 620 arasında büyük bir mahalle baskısı uygulamışlar, sosyal boykot yapmışlardır. Yani Müslümanlarla maddi manevi, ekonomik ve sosyal tüm ilişkileri kesmişlerdir. Bu dönemde Müslümanlara Hazreti Hatice'nin serveti, Ebu Bekir gibi Hazreti Ebu Bekir gibi zenginlerin mal varlığı en büyük yardım olmuştur. 3 yıl boyunca Müslümanlar açlıkla ve yoklukla mücadele etmişler. Ancak asla isyan etmemişler, asla dinlerinden, inançlarından vazgeçmemişlerdir. Mekkeli müşrikler amaçlarına ulaşamayınca 3 yıl sonunda bu boykotu da kaldırmak zorunda kalmışlardır. Ve hüzün yılı. Peygamberimizin 8 yaşından 25 yaşına kadar bakıcısı amca Sebu Talip ve 3 gün sonra da ilk eşi en büyük destekçisi ilk Müslüman Hazreti Hatice Ardar'ına vefat etmiştir. İşte bu yıllara da hüzün yılı denmektedir. Peygamberimizin eşi Hazreti Hatice bir eş olmanın yanında İslam davasının en büyük kahramanıydı, en büyük destekçisiydi. İffetinden, namusundan dolayı ve desteklerinden dolayı kendisine Hatice Tül Kübra lakabı verilmiştir. Taif Mekke'de bunalan Müslümanlar, Peygamberimiz Zeydi de yanına alarak Taif'e gidip İslam'ı anlatmak, yeni bir yurt bulmak peşindeydi. Taif'e gittiğinde değerli arkadaşlar oranın ileri gelenleriyle halkıyla görüştü. Bir ay boyunca İslam'ı anlattı. Ancak Taifliler ona çok kötü davrandılar. Hakaretler ettiler. Hatta serserilerle peygamberimizi ve Zeyd'i taşlattılar. Peygamberimiz kanlar içerisinde kalmasına rağmen Taiflilere beddua etmedi. Onların affı için, onların gelecekte Müslüman olmaları için Rabbimize dua etti. Peygamber Efendimizin 620 yılında olağanüstü bir mucizesi vardır ki İsra ve Miraç hadisesi. Peygamberimizin bir gece Cebrail vasıtasıyla Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kabe'nin bulunduğu yerden Kudüs'teki ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ulaşması. İşte bu olay İsra ve Miraç olayı olarak adlandırılır. Miraç birincisi İsra'dır. Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yolculuk. Gece yürüyüşü İsra, Miraç Mescid-i Aksa'dan Allah'ın huzuruna çıkmasına da Miraç olayı denir. Peygamberimiz sevgili arkadaşlar yaşadığı tüm olumsuzlukların üzücü olayların ardından Rabbimiz tarafından huzuruna kabul edilmesi büyük bir moral olmuştur. Ve Miraç gecesi bizlere beş vakit namaz farz kılınmış. Dolayısıyla Müslümanlar Amener Resulü ile birlikte bir de şirk yapmayanların affedileceği müjdesiyle kavuşmuşlardır. Akabe biatları. Peygamberliğinin 11. yılında Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mekke yakınındaki Akabe denen yerde Medine'den gelen 12 kişiyle görüşüyor ve onlar İslam'a davet ediyor, İslam, İslam anlatıyor. Ve onlar Müslüman olduklarını kabul edip şöyle söz veriyorlar. Biz Allah ortak koşmayacağız, hırsızlık ve zina yapmayacağız, çocuklar öldürmeyeceğiz, iftira etmeyeceğiz. İşte buna birinci akabe biatı denmiştir. Kendilerine Mustab bin Umeyr'i öğretmen göndermesi peygamberimizin Medine'de de artık İslam'ın yayılmasına vesile olmuştur. Ertesi yıl 73 erkek ve 2 kadın yani toplam 75 Müslüman tekrar peygamberimizle görüşmüşlerdir. Bu görüşmede de yine Medine'ye kendisinin gelmesi, Müslümanların gelmesi halinde koruyacaklarına dair söz vermişler. Bu olaya da ikinci Akabe Biatı denmektedir. Evet, ilk hicret Habeşistan'aydı. İkinci hicrette 622 yılında gruplar haline Müslümanların gizlice Mekke'yi terk edip Medine'ye gitmeleriyle Medine hicreti olmuştur ki İslam tarihinde 622 yıl Hazreti Ömer zamanında takvim başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Peygamberimiz de bir gece yerine Hazreti Ali yatırarak, emanetlerini ona teslim ederek Hazreti Ebu ile birlikte ne yapmıştır? Medine'ye hicret etmiştir. Peygamberimizin bu şekilde hicret edeceğini duyan ya da şüphelenen müşrikler onu öldürme planı yapıyorlar. Her kabileden bir kişi peygamberimizin evini etrafını sarıyor. Ancak Hz. Ali'yi yatağa yatıran peygamberimiz ona emanetleri verip onların arasından Allah'ın izniyle çıkıp gitmesi onları perişan etmiştir. Çünkü Allah son elçisini korumuştur. Onlar tuzak kurmuştur. Allah onların tuzaklarını boşa çıkartmıştır. Suikastçiler eve girdiklerinde Hazreti Ali görünür çok şaşırıyorlar ve peygamberimiz için ilan ediyorlar onu yakalayana büyük ödül vereceğiz diye. Hazreti Ebu Bekir ve peygamberimiz suikastçilerin kendilerini bulmasın diye düz yoldan değil de çapraz yoldan giderek Sevir mağarasında 3 gece misafir oluyorlar. Kapıdaki güvercin ve örümcek ağı müşriklerin Sevir mağarasına girmelerine engel oluyor. Rabbimiz onları orada da koruyor. Bir ara Hazreti Ebu Bekir üzülürken Üzülme çünkü Allah bizimle beraberdir ayetini okuyarak Peygamberimiz Hazreti Ebu Bekir'i teselli etmiştir. Evet. 622 yılı sevgili arkadaşlar Medine'ye yaklaşık 6 kilometre uzakta bulunan Küba şehrine varmalarıyla başlıyor. Küba'da Peygamberimiz ilk mescidi İslam tarihindeki ilk camiyi yaptırıyor. Yolda devam ederken Ranna Vadisi'nde cuma namazı farz kılınıyor ve orada da ilk cuma namazını ve ilk cuma hutbesini peygamberimiz gerçekleştiriyor. Böylece İslam tarihindeki mescit yapımı, cuma namazı kılması gerçekleşmiş oluyor. İki kavram önemlidir. Muhacir Ensar 622 yılında Mekke'de Medine'ye tüm mallarını bırakarak Allah rızası için hicret edenlere muhacir denir. Medine'de tüm mallarını gelen kardeşlerine sarf eden, onlar için harcayan, onlarla bölüşen, onlarla yardım eden Medineli Müslümanlara da ensar denir. O yüzden muhacir ve ensar İslam tarihinde çok önemli kavramlardır. Mekke'de Medine'ye gidenlere muhacir, Medine'de Mekkelileri karşılayıp yardım edenlere de ensar denir. Peki hicretin sonuçları neler olmuştur? Öncelikle Mekke dönemi artık sona ermiş. Yeni bir dönem Medine dönemi başlamıştır. Mekke'de yaşanan eziyetler artık sona ermiş. İslam dini huzurlu bir ortamda yaşanmaya ve yayılmaya başlamıştır. Müslümanlar Medine'de barış içerisinde yaşamışlar. Hz. Ömer bu dönemi ne yapmıştır? 622 takvim olarak kabul etmiştir. Peki Medine'de İslam toplumunun oluşumunun aşamaları nelerdir? Sevgili arkadaşlar öncelikle Müslümanları, peygamberimiz Medineliler sevinçle karşılamışlar, bağırlarına basmışlardır. Evlerinde misafir etmek için birbirleriyle yarışmışlar. Ancak o kimseyi kırmamak için devesi nereye çökecekse orada kalacağını belirtmiştir ve böylece Ebu Eyyub el-Ensari'nin uzun adıyla Ebu Eyyub Halit bin Zeyd bin Kleb el-Ensari'nin evinde ikamet etmiştir. Ne zamana kadar Mescid-i Nebi yapılana kadar Ebu Eyyub el-Ensari şu anda ülkemize İstanbul'da bulunan Eyüp Sultan Camii'nin olduğu yerde kabri vardır. Eyüp Sultan ismi, Eyüp Sultan ilçesinin ismi de oradan gelmektedir. Niçin oraya gelmiştir? İstanbul'un fethine katılmak için gelen büyük sahabedir. Peygamberimiz Medine hicretten sonra bir mescit yaptırmak istiyor. Mescidin yapımında da Müslümanlarla birlikte Peygamberimiz bizzat çalışmıştır. İşte günümüzdeki İslam'ın ikinci kutsal beldesi Medine'nin Mescid-i Nebevi'si ortaya çıkmıştır. 7 ayda tamamlanan mescitte değerli arkadaşlar peygamberimiz için kalacakları yerler susse yani bir okul da yaptırarak orada yatılı öğrenciler kalmış ve onlar da orada eğitim görmüşlerdir. Mescidin bir çok işlevseldi. Çok aktif roller yapıldı orada. Oraya ibadethane olarak, cami olarak kullanılırken ashab-ı Suffe'de okul oldu. Hastalananlar tedavi edildi. Önemli kararlar için istişare için toplantı yer oldu askeri karagah olarak kullanılan Mescid-i Nebi'de yabancı elçilerde kabul edilmiştir. Evet, Ashab-ı Suffe. Mescid-i Nebi'nin güney kısmına üzeri hurma dalları örtülü bir bölüm ekleniyor. Buraya gölgelik anlamında Suffe deniyor. İşte burada kalanlara da Ashab-ı Suffe deniliyor. Burada eğitim gören sahabiler bizzat peygamberimizin de dersini alıyorlar. Hem orada kalıyorlar hem eğitim öğretim yapıyorlar. Ve bunlar daha sonra İslam'ı öğretmek için çeşitli beldelere, kabilelere öğretmenler olarak gönderilmişlerdir. Peygamberimizin hadislerinin diğer insanlar üretilmesinde çok önemli rol üstlenmişler. Çünkü bu sahabeler peygamberimizin bizzat dinleyerek, bizzat sorular sorarak İslam'ı en güzel şekilde öğrenmişlerdir. Muahat, dünya tarihinde bir ilktir kardeşlik uygulaması. Mekke'de Medine'ye giden muhacirlerle Medine'de onları kabul eden ensar arasında peygamberimiz İslam kardeşliğini yapmıştır. Yani Müslümanlar birbirinin kardeşi ilan etmiştir. Aranızda selamı yayınız buyurarak selamlaşmayı teşvik etmiştir. Ensar ve muhacir arasında sevgi, saygı ve dayanışma oluşmuştur. Buna işte muahat denilir. Bu gönüllük esasında dayanmıştır ve Medineliler Mekkeli kardeşlerine evlerini, mallarını en önemlisi gönüllerini açmıştır kelimelerimiz uhuvvet, kardeşlik, dostluk, arkadaşlık demekken İsar da kişinin kendi ihtiyacı varken başkalarına yardımda bulunarak onları kendisine tercih etmesi anlamına gelen çok güzel bir kelimedir. Ve ilk ezan Allahu Ekber sevgili arkadaşlar. Mescid tamamlandığında beş vakit farz kılınan namazın haber verilmesi için Es-Salah deniyordu. Yani namaz. işte bu yeterli olmayınca Çeşitli görüşler ortaya atılıyor. Bazıları çan çalalım, bazıları boru çalalım, bazıları ateş yakalım derken bunların hiçbiri kabul olmuyor. Abdullah bin Zeyd peygamberimizin sahabelerinden bir rüya görüyor. Peygamberimiz anlatıyor. Ezanın sözleri öğretildiğini görüyor peygamberimiz. İşte Bilal-i Habeşi'ye Abdullah bin Zeyd'in gördüğü rüyadaki sözleri ezan olarak okumasını istiyor. Ve Bilal-i Habeş İslam'da ilk müezzindir. Mescid-i Nebi'ye çıkıyor, Allahu Ekber, Allahu Ekber diye başlayan, şu anda tüm dünyada evrensel olarak bütün Müslümanların aynı ezanını ilk defa o seslendiriyor. İşte ezanı duyan Hazreti Ömer peygamberimize geliyor, aynı rüyayı kendisinin de gördüğünü söylüyor. Kıblenin değişmesi. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'dır. Peygamberimiz namazı oraya doğru kılıyordu. Hicretten önce ve hicretin ilk yıllarında Kudüs'te bulunan Beytül Makdis ilk kıblemizdi. Ama Peygamberimiz Kabe'nin kıble olmasını çok istiyordu. Mekke'de ikem ile namazlarını kılarken genellikle Kabe'ye araya alır, Kudüs'e yönelirdi. Dolayısıyla ikisine doğru da yönelmiş oluyordu. Hicretten yaklaşık 16 ay sonra Beni Seleme Mescidi'nde namaz kıldırırken Peygamberimize bir vahiy geliyor. Ben bu mescide gittim. İki tane mihrabı vardır. Tamam mı? Birisi Kudüs'e doğru, birisi Kabe'ye doğru. İşte tam orada Peygamberimiz namaz kıldırırken vahiy geliyor ve artık Müslümanların kıblesi mescid Aksa'dan Kabe'ye doğru dönmüş oluyor. Medine Sözleşmesi Sevgili arkadaşlar Peygamberimiz Medine'de artık İslam Devleti'nin temellerini atıyor ve orada barış ve huzur ortamını sağlamak için bir Medine Sözleşmesi yapıyor. Bu sözleşme Medine'deki iki Arap kabilesi Evs ve Hazreç kabileleriyle orada yaşayan Yahudiler arasında ve Müslüman arasında gerçekleşiyor. İşte Medine vesikası olarak tarihe geçen ilk anayasa aslında budur. İslam tarihindeki ilk yazılı anayasa Medine Sözleşmesi'dir. Burada Ensar ve Muhacir'in tam bir dayanışma içerisinde olması, Kureyş müşrikleriyle Medine'deki müşrik ve Yahudileri Müslümanlara karşı muhtemel işbirliğinin önüne geçmeyi hedefleyen müthiş bir anlaşmadır. Sonuçları neler olmuştur? Medine'de toplumsal birlik ve barış sağlanıyor. Medine'ye saldırı olduğunda birlikte hareket edilmesi kararlaştırılıyor. Medine'de yaşayan toplulukların sorumlulukları belirleniyor. Can, mal, namus güvenliği kanunla güvence altına alıyor. Ve peygamberimizin hakem olması kabul ediliyor. Medine pazarı artık İslam devleti yavaş yavaş uygulamalarıyla Müslümanlara nasıl yaşanacağını dinimizin kurallarını öğretiyor. Ticaret Yahudilerin elindeydi. Müslümanların da ticaret yapmaları, Müslümanların da ekonomik hayata geçmesi için Peygamberimiz ticarette etkin kılmak Müslümanlar için bir pazar kuruyor. Ve denetimi kendisi yapıyor. İslam'ın ticari hükümleri, alışveriş kuralları burada öğretiliyor. Böylece Müslümanlar kısa sürede ticaret hayatında da etkin hale geliyorlar. Ve en önemli hususlardan müşriklerle mücadele. Müslümanlar Medine'ye gitti ama Evlerini, tarlalarını, yurtlarını Mekke'de bıraktılar ama Mekkeli müşriklerin aklı hala Medine'ye giden Müslümanlardaydı. Çünkü Müslümanların orada bir devlet kurmaları, bir anayasa geliştirmeleri, toplumsal huzur ve barışı kurmaları Mekkelileri rahatsız ediyordu. Peygamberimiz ilk olarak Suriye ticaret yolunu güvence altına almak için birlikler, yani askeri birlikler oluşturuyor. Hedef ve planını kendisinin belirlediği birliklerle Kureyş kervanlarını takip ettirdi. Birlikler bazen bir sahabenin bazen de Peygamberimizin komutasında oluyordu. Peygamberimizin bizzat katıldığı savaşlara gaz ve ancak bizzat katılmadığı savaşlara da seriye denir. Hikret'in birinci yılında Hamza bin Abdülmuttalip komutasında İz Seriyesi ilk birliktir. Evet gaz ve peygamberimizin bizzat katıldığı ancak Seriye'deyse bizzat katılmıyor ama Sahabilerden birine sancağı veriyor. Onların komutası altında askeri hareketler meydana geliyor. İlk savaş Bedir Savaşı. Mekkelilerin Müslümanlara baskı yapması, Müslümanların yapılan saldırıların karşılığını vermek istemesi, Müslümanlara uygulanan ekonomik amborgalar ve Çam ticaret yolunun artık Müslümanların kontrol altına girmesine dolayı Mekkelilerin telaşlanmasıyla savaş başlıyor Bedir Savaşı. Hicretten 2 yıl sonra 624'te gerçekleşiyor Bedir kuyuları mevkiinde. Müslümanlar 305 kişiyken müşrikler neredeyse 3 katı 950 kişiyle geliyorlar. Ve Allah'ın yardımıyla Müslümanlar Bedir savaşını kazanıyorlar. Esirlerden zengin olanlar fidye karşılığı. Fakir olanlarsa okuma yazma bilenler 10 Müslüman çocuğa okuma yazma öğretmesi karşılığında serbest bırakıyorlar. Bunlar Bedir savaşının sonuçlarıdır. İkinci savaş Uhud savaşıdır. Sebebi Mekkelilere Müslümanlardan Bedir yenilgisinin intikamını almak. Çünkü Bedir'de müşrikler pek çok kişiyi kaybetmişti. Peygamberimiz ashabını mescide toplayarak fikirlerini sormuştur. Düşmanı şehir dışında karşılama kararı ağır basınca o karar alınmıştır ve Uhud dağının eteklerinde savaş başlamıştır. Şurası Uhud dağı sevgili arkadaşlar. Mekkelilerin karargahı burası. Burası da Müslüman askerlerin olduğu yer. Tamam mı? Burada geri çekilen Müslüman kuvvetlerinin savunma hattı yani bir e, Ayneyn tepesi dediğimiz bir tepe var. Orada peygamberimizin görevlendirdiği askerler vardı. Peygamberimiz Ayneyn tepesine yani okçu tepesine okçuları yerleştiriyor. Ne olursa olsun tepeyi asla terk etmemelerini istemesine rağmen bir süre sonra okçular savaşı kazandık diyerek yerlerini terk edip düşmana büyük bir fırsat veriyorlar. O zaman Müslüman olmayan Halid bin Velid tekrar saldırıya geçiyor. Müslümanları arkadan vuruyor ve Müslümanlardan pek çok kişi orada şehit olurken Peygamberimiz ve sahabeler Uhud Dağı'na sığınıyorlar. Sonucunda Müslümanlar 700, müşrikler 3000 kişiyle yapılan bir savaştı. Peygamberimiz amcası Hazreti Hamza dahil 70 Müslüman şehit oluyor. Peygamberimiz yüzünde yaralanıyor, mübarek dişleri iki dişi kırılıyor. Savaşın başında galip olan Müslümanlar işte peygamberimizin sözünü tutmayan okçuların yerini terk etmesiyle zor durumda kalıyorlar. Ancak müşrikler de tam bir e, zafer elde edemiyorlar. Burada en önemli husus peygamberimizin sözünün kesinlikle asla terk etmememiz gerektiğini, peygamberin sözünün muhakkak tutulması gerektiğini Müslümanlar anlamış oluyor. Üçüncü savaş Hendek Savaşı. Bedir Müslümanlar kazandı. Uhud'u Müşrikler kazandı ama tam zafer elde edemedikleri için son bir defa daha paral askerlerle birlikte 10 bin kişiyle müşrikler Medine'yi yok etmek, Müslümanları öldürmek için yola çıkıyorlar. Yine Peygamberimiz istişare yapıyor. Müslümanlara, sahabelere görüşlerini soruyor. İranlı Selman-ı Farisi Medine'nin etrafına hendekler kazmasının daha uygun olacağını söyleyince bu kabul ediliyor. Tüm Müslümanlar hendekler kazıyorlar. Yaklaşık 5,5 kilometre uzunluğundaki hendek kazılıyor. Müşrikler oraya gelip de hendeyi görünce hayret ediyorlar. Çok şaşırıyorlar. Ve bir ay boyunca Medine'yi kuşatıyorlar ama hendeklerden geçmeyi başaramıyorlar. Ve Mekkeliler umutsuz bir şekilde tekrar gidiyorlar. Sevgili arkadaşlar, Yahudi ve Hristiyanlarla ilişkiler. İslam'dan önce gönderilen dinlerden birisi Yahudilik, ikincisi Hristiyanlıktı. Hz. İsa ve Hz. Musa'nın vefatından sonra bu dine inananlar dinleri bozdukları için Allah son din İslam'ı göndermiştir. Kur'an-ı Kerim'de işte hem Yahudi ve hem Hristiyanlara ehli kitap denir. Çünkü onlara İncil ve Tevrat verilmiştir. Yahudilerle ilişkiler. Peygamberimiz Mekke'de Medine'ye göç eden Peygamberimiz Medine'de yaşayan Yahudilerle işte Medine Sözleşmesi çerçevesinde karşılıklı saygı temelinde komşu olmak istemiştir. Can ve mal güvenliğini teminat altına almıştır. Medine Sözleşmesine göre ne Yahudiler ne Müslümanlar birbirlerine ihanet etmeyeceklerdi. Beni Kaynuka Yahudileri ihanetleriyle, Beni Nadir Yahudileri suikast planı sebebiyle, Beni Kurayza müşriklerle işbirliği nedeniyle Müslümanlar tarafından peygamberimiz tarafından Medine'den çıkartılmışlardır. Çünkü onlar Medine Sözleşmesi'ni bozmuşlardır, hainlik yapmışlardır. Buradan çıkan Yahudilerin bir kısmı Hayber'e gitmiş, bir kısmı Medine üzerinde yerleşmişlerdir çeşitli yerlere. Peygamberimiz Hayber Kalesi'ni kuşatmış, 628 yılında Hayber fethedilerek Yahudilerin ihanetleri sona ermiştir. Hristiyanlarla ilişkiler Peygamberimiz Mekkeli müşriklerle yaptığı Hudeybiye Barış Anlaşması'ndan sonra Başta İran, Bizans olmak üzere çok devlet başkanına elçiler göndererek, mektuplar yazarak onlara İslam'ı davet etmiştir. Onlara çeşitli hediyeler göndererek İslam'ı davet etmiştir. Ancak bir kısmı mektupları yırtmış, bir kısmı elçileri öldürmüş. Peygamberimiz 629 yılında 3000 kişilik bir orduyla Mu'te'ye Haris bin Umeyr gidiyorlar. Orada şehit oluyor. Müslümanlar burada yaklaşık 100 bin kişilik düşman ordusuyla savaşmışlar ama fazla kayıp vermeden Medine'ye geri dönmek zorunda kalmışlardır. Hristiyanlarla ikinci karşılaşma gazveti Usra denilen güçlük gazvesi yani Tebük Savaşı'nda olmuştur. Müslümanlar Suriye yolu üzerindeki Tebük'te 20 gün kalmışlar ve savaşmadan geri dönmüşlerdir. Hicretin 9. yılında da Medine'ye gelen Necran Hristiyanlarıyla kendi dinlerinde kalmak ve cizye ödemek şartıyla bir anlaşma yapılmıştır ve Mekke'nin fethi. Peygamber Efendimiz Mekke'den ayrılırken zorunlu olmasaydı seni terk etmeyeceğim şeklinde Mekke'ye bir veda konuşması yapmıştır. Tüm mallarını, tüm evlerini, tarlalarını, servetlerini Mekke'de bırakan Müslümanlar 622 yılında kaçarak gizli bir şekilde doğdukları şehir Mekke'yi terk edip Medine'ye gitmek zorunda kalmışlardı. Müslümanlar aradan geçen yıllardan sonra tekrar Mekke'yi fethetmek istiyorlardı. Kabe'yi ziyaret etmek istiyorlardı. Müşrikler Peygamberimiz Hudeybiye denilen yerde konaklayıp Mekkelilere Hazreti Osman'ı elçi olarak göndermiş. Müşrikler onları Mekke'ye sokmamak için hazırlık yapmış, savaş hazırlığı yapmak istiyorlardı. Peygamberimizin gönderdiği Hazreti Osman'a Mekkelilere savaşmak için gelmediklerini amaçlarının Kabe'yi ziyaret etmek istediğini söylemesini istiyor. Mekkeliler ise Hazreti Osman'ın tekrar Müslümanlara gitmesine izin vermiyorlar. Ve Müslümanlar Hazreti Osman'ın şehit edildiğini düşünüyorlar. Efendimiz, Peygamberimiz de sahabelerini topluyor. Şayet böyle bir durum olduysa, Mekkeli müşrikler bizimle savaşmak istiyorsa bir anlaşma yapalım diye biat alıyor, söz alıyor. İşte buna İslam tarihinde Rıdvan biatı denmiştir. Mekkeliler peygamberimizin ve Müslümanların kararlılığını görünce, savaşma asimlerini görünce Hazreti Osman'a serbest bırakıyorlar. İşte 628'de Müslümanlar Mekkeli müşrikler arasında Hudeybiye barış anlaşması yapılıyor. Ve böylece Mekkeli müşrikler Müslümanları resmen tanımış oluyorlar. Neler vardır bu maddelerde? Anlaşmaya göre Müslümanlar umre yapmadan geri dönecekler. Çünkü umre için gelmişlerdi. Kabe'yi gelecek yıl ziyaret edecekler ama 3 gün duracaklar şeklindeydi. Müslümanlar kabul ediyor bunu. Arap kabileleri Müslümanlarla ya da müşriklerle anlaşma yapabilecekler. Bu anlaşma 10 yıl geçerli olacaktı. Mekkelilerden Müslüman olup Medine'ye sığınanlar Mekke'ye geri gönderilecek. Fakat Müslümanlardan kaçıp müşriklere sığınanlar geri gönderilmeyecek gibi maddeler vardı. Tabi Hudeybiye Barış Anlaşması Müslümanların ilk başta aleyhine gibi dursa da ilerleyen zamanlarda Müslümanların lehine dönüşmüştür. Ve 630 yılında Mekkeli müşriklerin Beni Bekir kabilesiyle anlaşma yapması Hudeybiye Barış Anlaşması'nın bozulmasına neden oluyor ve 10 bin kişilik bir fetih ordusu hazırlayan peygamberimiz Kabe'nin bulunduğu kutsal şehir Mekke'ye savaşmadan, kan dökmeden giriyor. İlk iş olarak Kabe'deki putları temizleyip Kabe'yi Hz. İbrahim ve İsmail zamanındaki gibi tevhid inancının merkezi yapıyor ve Mekkeliler de affediyor. Evet, Mekkeliler geçmişte İslam'a çok karşı çıkmışlar. Peygamberimize Müslümanlara eziyetler etmişler. Müslümanlar Habeşistan'a, Medine'ye gitmek zorunda kalmıştı. Buna rağmen Peygamberimiz tüm Mekkelileri affediyor. Kısa sürede de zaten tüm Araplar Müslümanlığı kabul ediyor. Veda haccı. Hac İslam'ın beş şartından birisi. Zengin olan Müslümanlar ömürlerinde bir defa hacca gitmekte yükümlüdürler. Peygamberimiz de işte vefat edeceği yıl 632 yılında veda haccını ilk ve son haccını gerçekleştiriyor. Burada da sevgili arkadaşlar peygamberimiz haccın nasıl yapılacağını Müslümanlara öğretmiştir. Aynı zamanda Arafat'ta 120 bin aşkın Müslümana hitap ediyor bir konuşma yapıyor. İşte bu konuşmada İslam'ın özetini neredeyse dünya tarihindeki İslam'ın gelecek nesiller tarafından nasıl anlaşması gerektiğiyle dair veda hutbesini irad ediyor. Veda hutbesi özelde Müslümanlara yöneliktir ama genelde tüm insanlığa hitap eden evrensel beyannamedir. Eşitlik ve adalet temeline dayalıdır. Kadınların haklarından bahsederek kadın erkek eşitliğini gerçekleştiriyor. Temel insan haklarına ve Müslümanların kardeşliğine vurgu yapıyor. Faizi yasaklayarak ekonomik hayatı koruma altına alıyor Peygamberimiz. Peygamberimiz insanlığın hidayet için Kur'an-ı Kerim'i ve Sünnet'i bizlere bırakmıştır. Kur'an-ı Kerim Allah'ın son ilahi kitabıdır. Sünneti seniye Peygamberimizin Kur'an anlaması, anlatması ve yaşamasıdır. Dolayısıyla vatan bir bütündür parçalanamaz. Kur'an ve sünnet bir bütündür ayrılamaz. Çünkü sünnetsiz Kur'an'ı yaşayabilmemiz mümkün değildir. İşte bu iki emanete Kur'an ve sünnet uyduğumuz zaman kurtuluşa ereceğimizi peygamberimiz bizlere müjdelemiştir. Ve peygamberimiz de bir insandı. Ölüm güzel şey budur perde arkasından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? 63 yaşında peygamberimiz bir hastalığa yakalıyor. Ve Refikül Alaya Yüce Rabbine kavuşuyor. Namaz kıldırmaya gücü yetmeyince Hazreti Ebu Bekir yerine imam tayin ediyor. Hastalığı boyunca ashabına yine nasihatlerine devam ediyor. Hazreti Ayşe'nin odasında vefat eden peygamberimiz 8 Haziran 632'de yine Hazreti Ayşe'nin odasına defnediliyor. Peygamberimizin vefatı kadın erkek, büyük küçük tüm Müslümanları çok üzmüştür. Çünkü Müslümanlar peygamberimizle birlikte cahiliye döneminin karanlığından İslam'ın nuruyla asrı saadet dönemine, sahabe, ashab dönemine, kurtuluş dönemine geçmişlerdir. Peygamberimizin mezarı şu anda Medine'de bulunan yeşil kubbenin altındaki Ravza-i Mudahhara tertemiz gül bahçesinde defnedilmiştir. Rabbim şefaatlerine nail eylesin inşallah. Rabbimiz buyuruyor ki Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler geçmiştir. Ölür veya öldürülürse geriye mi döneceksiniz? Geriye dönen Allah'a hiçbir zarar vermez. Allah şükredenlere mükafatını verecektir. Peygamberimiz buyuruyor ki Size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmayacaksınız. Allah'ın kitabı ve peygamberin sünneti. Evet, Kur'an'ın ilk muhatabı Hazreti Muhammed onu en güzel şekilde tebliğ etmiş. En güzel şekilde yaşamış. En güzel şekilde açıklamıştır. Sözleri ve davranışlarıyla tüm Müslümanlara, tüm insanlığa en güzel örnek olmuştur. Son peygamber Hazreti Muhammed. Onun sözlerine hadisi şerif denir. İşte peygamberimiz buyuruyor ki, Mümin, mümine karşı parçalar birbirine bağlayıp tahkim eden, kuvvetlendiren, sağlamlaştıran bina gibidir. Çünkü binanın tüm tuğlaları yerleşmezse o bina tam olmaz. İşte Peygamberimiz hayatı boyunca Müslümanların kardeş olması gerektiğini anlatmıştır. Müslümanları bir binanın tuğlalarına benzeterek onların her zaman birbirleriyle dayanışma içinde olmasını istemiştir. İslam'ın iki büyük temel üzerine inşa etmiştir. Yani Kur'an ve sünnet. Bu tevhid vahdet demektir. Yani tevhid Allah'ımızı bizi yaratan Rabbimizi, zatında, sıfatlarında ve fiillerinde birlemektir. Tek ve eşsiz olduğuna inanmaktır. Ona hiçbir şey şirk koşmadan ibadetlerimizi yalnızca Allah için yapmak demektir. Vahdaniyette birlik anlamına gelir. Peygamberimiz müminler birbirini sevmekte, birbirini acımakta ve birbirini görüp gözetmekte tek bir vücut gibidir. O vücudun bir organı rahatsız olunca öteki organlarda uykusuzluk ve derin bir rahatsızlık hisseder. Onun ıstırabını paylaşırlar buyurmuştur İslam Müslümanların birlik beraberlik dayanışma içerisinde olmalarını istemiş ümmetin birliğini bölmeyi bozgunculuk yapmayı büyük günah saymıştır O yüzden dinimize karşı saldıranlara karşı Müslümanların uyanık ve birlik içerisinde olmaları çok önemlidir bizler Müslümanlar ancak kardeştir ayetini kendimize ilk edineceğiz Dolayısıyla tüm Müslümanlar kardeşimizse onlarla dayanışma içerisinde olacağız nifak tohumlar ekenlere karşı, aramız ayrılık tohumlar ekenlere karşı da daima uyanık ve hazır olacağız. Evet sevgili arkadaşlar şimdi de konumuzla ilgili 5 sorumuz var onları çözelim. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin de katıldığı Erdemler Birliği'nin ilkelerinden birisi değildir. Haksızlığa uğrayanlara sahip çıkmak, zayıfların ezilmesine engel olmak, toplumsal adalet sağlamak, büyük kabilelere yeni pazar imkanı sağlamak neydi? Bu yoktu çünkü o haksızlıkla mücadele için kurulmuştu. Seçeneklerde verilen konu başlıkları kronolojik olarak sıralansa hangisi daha yakın tarihte yer alır? Mekke'nin fethi, Hendek Savaşı, Ficar Savaşları, Uhud Savaşı. Elbette 630 Mekke'nin fethi en son gerçekleşmiştir. Peygamberimiz Medine'de barış ve huzur ortamının sağlanması için Yahudi temsilcilerine katılımıyla Müslümanlar ve Yahudi arasında Medine Sözleşmesi yani Medine vesikası imzaladı. Bu sözleşme İslam tarihinde ilk yazı anayasa özelliği taşımaktadır. Peygamberimiz bu sözleşmeyle daha çok aşağıdakilerin hangisini güvence altına almak istemiştir? Muhacirlere Mekke'ye dönmesini, İslam'a davet mektuplarının gönderilmesini, Mescid-i Nebi'nin işlevini arttırılması, müşriklerle Yahudilerin işbirliği yapmamasını. Daha çok tabii ki Yahudileri Medine'de düzgün, rahat durmalar için yapmıştır ama yine de onlar rahat durmamış ve Medine'den kovulmuşlardır. Bu savaşta Resulullah Efendimizin amcası Hamza, Hazreti Hamza'nın da yaralında bulunduğu 70 Müslüman şehit oldu. Müslümanlar peygamberimizin sözünü dinlememenin bedelini ağır ödediler. Bu bilgi hangi savaşla ilgili? Bedir, Uhud, Hendek, Mute. Elbette burası Uhud savaşıydı. Ayneyn okçular tepesini terk etmelerinden dolayı idi. Ve son sorumuz. Peygamberimizin vefatına üzülen insanlar için Yüce Allah Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler geçmişti. Ölür veya öldürülürse geriye mi dönecektiniz? Geriye dönen Allah hiçbir zarar vermez. Allah şükredenler mükafatını verecektir buyurmuştur. Bu ayette aşağıda hangisi vurgu yapılmıştır? Hz. Muhammed'in bir beşer olduğuna, Hz. Muhammed'in ölümsüz olduğuna, Hz. Muhammed'in üstün vasıflara sahip olduğuna, Hz. Muhammed'in tebliğini tamamladığına, tabii ki Peygamberimizin de bizim gibi bir insan olduğuna. Sevgili arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Sizler de videomuzu beğenerek arkadaş gruplarınıza paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın diyor. Hepinize yeni derste de görüşünceye kadar sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.